Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Serpil Baytaş. Dördüncü dersimizin konusu Türkiye Türkçesindeki batı kaynaklı fiiller. Türkiye Türkçesinin bugünkü kullanılışında da tıpkı geçmişte olduğu gibi bazı düşündürücü, kaygılandırıcı yabancı dil unsurları, yeni durumlar ve bunları doğuran tutumlar göze çarpmaktadır. Türkiye Türkçesine en eski dönemlerinden bugüne kadarki geniş zaman aralığında Batı dillerinden geçmiş bulunan ve genel sınıflandırmayla isimler adı altında toplanabilecek çeşitli dil unsurları üzerinde Türk Dili Dergisi'nin 509, 513 ve 570. sayılarında sırasıyla Batı kaynaklı kelimeler 1, Batı kaynaklı kelimeler 2 ve Batı kaynaklı kelimeler 3 başlıklarıyla yayımlanan makalelerde durulmuş idi. Bu bildirinin başlıca konusunu ise Türkiye Türkçesine Batı dillerinde geçmiş bulunan ve genel sınıflandırılmasıyla fiiller adı altında toplanabilecek dil unsurları oluşturmaktadır. Fransızca asıllı olan ve getir anlamına gelen apport, aporte, aporter, bir getirmek, iki vermek, üç sağlamak anlamlarında emir kipindeki fiilin sonları her çeşidi için söylenilse de yeni Türk edebiyatının ilk dönemlerinde yalnızca cins köpeklere git getir anlamında verilen bir komut olduğu, pek sevilen ve eserlerinde sanki bunların yaygınlaşmasını istermişçesine Batı kaynaklı sözleri pek bol kullanmış ilk yazarlardan biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şu cümlelerinden anlaşılmaktadır. Elimdeki ipi karşıya uzatarak haykırdım. Aport. Bir sıçrayışta ipi ağzına aldı. Edebiyat-ı Cedide'nin devamı niteliğindeki fecraati topluluğunun ve özellikle Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kendini hiç yoktan öyle bir afişe ediyor ki cümlesinde geçen afişe, Fransızca'da afişe biçiminde yazılan ve afişe olarak telaffuz edilen fiilden gelmektedir. Birinci anlamı duvara ilan etmek, ikinci anlamı dile düşürmek. Bu gibi anlamlar taşıyan bu fiilin öteden beri Türkçenin etmek, olmak gibi yardımcı fiillerden yararlanılarak kullanıla geldiği görülmektedir. Türkçe yabancı kelimeler sözlüğünün yaklaşık ilk yarısında yer alan bu örneklerin burada verildiği gibi Türk diline girdiği ilk anlamlarıyla dahi hemen hemen hepsinin bugünkü Türkçede de varlığını koruduğu görülecektir. Örnekler vermemiz gerekirse, abaşo, abaso, aşağıya indirmek, tutmak, dur, bekle komutu. Armonize, harmonize, armonisini yapmak, bir armoni parçasını meydana getirmek. Arş, marş, Türkçe'de bozulmuş biçimi, yürümek, gitmek, ilerlemek. Marş, marş, koş komutu, argoda yürü, git. Avara, koyu ver, bırak, açıl komutu. Bloke, bir şeyi bir araya toplamak, bir kenara yığmak, ortaya çıkmasını, kullanılmasını yasak etmek. Spor terimi olarak futbol kalecisi, topu yakalayarak tutmak. Çamariva, geminin yürümesi için gerekli olan ve arma diye adlandırılan direk, halat, yelken, takımı veya benzerine. Ya da çık komutu. Demonte, kurulmuş bir şeyi sökmek, dağıtmak, parçalara ayırmak. Demoralize, moralini bozmak, birinin ruhsal yönden direnme gücünü sarsmak. Diskalifiye, spor terimi olarak yarış dışı bırakmak, elemek. Birini geçici veya her zaman için akranından ayırmak. Dramatize, piyes haline koymak, oyun haline getirmek, oyunlaştırmak, acıklandırarak anlatmak, abartmak, pek acılı gibi göstermek. Ekarte, bir tarafa itmek, ortadan kaldırmak, saf dışı etmek, konu dışında tutmak. Ekspatriye, bir kimseyi vatanından dışarı çıkma zorunda bırakmak, sürgün etmek. Elimine, bir yarışma veya sınavda elemek, dışarıda bırakmak. Endüstriyalize, endüstrileştirmek, sanayileştirmek. Enjekte, iğne ile vücuda sıvı akıtmak, iğne yapmak. Enterne, tehlikeli sayılan kimse için belli bir oturma yeri belirtmek, gözaltı etmek ya da gözaltına almak, gözaltında tutmak. F
Fire up, gemilerde ateşçilere ocağı tam ateşlemesi için verilen komut. Argo'da kapı, pencere veya giysi için açmak, çıkarmak. Finanse, bir işe para yardımında bulunmak, para sağlamak, para vermek, para ödemek. Fia, koş, git şeklindeki emir kipi karşılığında kullanılan bir fiil. Flatte, övülmek, okşanmak. Fogo, savaş gemilerinde topu ateşlemek için verilen komut. Fonda, fundo, demir atın komutu. Fora, yelkenleri tam açın anlamına gelen bir komut. Forme, şekil vermek, oluşturmak, biçimlendirmek. Formüle, formülünü bulmak, bir formül haline getirmek, yazmak. Frize, kıvırmak, kıvırcık hale sokmak, kıvırcıklaştırmak. Saç ve benzeri şeyleri kıvırcık olmak. Full speed, free speed, makineye tam yol ileri komutu. Galvanize, galvanizlemek, demir veya çeliğin üzerine çinko kaplamak. Gante, eldiven giymek, eldiven takmak. Hame, buyur söyle şeklindeki emir kipi karşılığında kullanılan bir fiil. Hipnotize, hipnotize, hipnotizma yolu ile uyutmak. Mecaz anlamı, büyülenmiş gibi bir duruma sokmak, afallatıp hiçbir tepki göstermez duruma getirmek, etkisi altına almak. İdealize, idealleştirmek, ülkeleştirmek, ülke haline sokmak. İsterilize, sterilize, bozulmasına yol açabilecek mikroorganizmalardan ve fermentlerden sterilizasyon yöntemiyle arındırmak. Kamufle, renklerle alalayarak şeklini değiştirmek, örtmek, asıl olanı gizlemek. Kanalize, bir şeyi düzene koymak. Kargabaso, yelkeni indir komutu. Karikatürize, karikatür şekline sokmak. Gülünç halde anlatmak. Türk diline girmiş bulunan ve Türkçe yabancı kelimeler sözlüğünün yaklaşık ilk yarısını oluşturan bölümünden yukarıya alınan Batı kaynaklı fiillerin sayısı bile hemen hemen 40'ı bulmaktadır. Gerek bu eserin gerekse Türkiye Türkçesinin tarihi ve çağdaş dönemlerine ait bulunan başka eserlerin taranılması ile sayısı şimdilik yalnızca onları bulan bu tespitin yüzlerle ifade edilecek kadar çoğaldığını görmek hiç de şaşırtıcı olmamalıdır. Üstelik bu sayılara bir de günlük yaşayışın pek çok alanında değişik Batı dillerinden en az birinin etkisinde kalarak ondan veya başka yabancı dillerden aldığı bir takım isimlerle birlikte bazı fiilleri de sözlü ifadesinde, anlatımında Türkçe fiillerle birlikte bilinçli yahut bilinçsizce kullanan kimselerin kurduğu cümlelerdekiler, cümlemsilerdekiler katılacak olunursa bu konudaki rakamın çığ gibi büyüyeceği daha açık bir biçimde anlaşılacaktır. Bugünkü Türk dilinde kullanılan Batı kaynaklı fiiller geçmişte rastlananlara göre pek çok alana yayılmış ve dolayısıyla daha çok çeşitlilik kazanmış bulunmaktadır. Mesela Türk dilinde Fransızca asıllarından getirilerek yerine göre isim, yerine göre de sıfat olarak kullanılan real, irreal, realist, realite, realizm, sürrealist, sürrealite, sürrealizm gibi kelimeler dışında bir de Fransızca telaffuzuyla ve Türkçe'de de hem öylesine söylenişiyle hem de öylesine yazılışıyla oldukça yaygın bir kullanılırlık kazanmış durumda bulunan realize fiili bunlardan biridir. Bir başkası ise revizyon, revizyoncu, revizyonculuk, revizyonist, revizyonistlik, revizyonizm şeklindeki değişik türevlerine rastlanılsa bile bu kelime ailesine ait olan fiil unsurunun kaydına Türkçe sözcüklerin çoğunda henüz yer verilmese dahi köşeli veya köşesiz pek çok gazete yazarının, habercinin, politikacının, aydının, öğrenci bir yana öğreticilik yapan öğretim üyesinin, belki de sıradanlıktan kurtulmaya çalışan yurttaşın dilinde anlatımında kullanıla duran revize fiilidir. Birinci anlamı gözden geçirip düzeltmek, değiştirmek. İkinci anlamı yeniden incelemek, iyice elden geçirmek anlamına gelen bu Fransızca fiil, bazı kişilerin ifadesinde sanki re ön eki yeniden tekrar anlamına gelmiyormuş gibi yeniden revize etmek şeklinde kullanılmaktadır. Böylece Türk diline hiç gerekmediği, karşılığı dilde zaten var ola geldiği halde yabancı bir fiil getirilmekte,
Gerek Türkçe cümle yapısı, gerekse o fiilin özellikleri yeterince bilinemediği için de ifade böyle tuhaf bir yanlışlığa sapmış, bir dil bilgisi özelliği taşırlığa büründürülmektedir. Yine bugün bazı kimseler yanına bir de Türkçe fiil katarak kompoze, yani birleştirmek, bir araya getirmek anlamında, lanse, tanıtmak, ortaya çıkarmak, manipüle, elle yapmak, çalıştırmak, düzenlemek, refüze, reddetmek, kabul etmemek, regüle, kural koymak, düzenlemek, rektifiye, düzeltmek, restore, onarmak, save, korumak, kurtarmak, sov, kurtarmak ve daha başka pek çok batı kaynaklı fiili ısrarla dillerine dolamış, kullanır olmuşlardır. Acaba toplumsal yaşayışta var ola gelen değişik kültür tabakalarına, farklı iş kollarına, meslek alanlarına ait bulunan ve kendi aralarında hayatın veya mesleklerinin vazgeçilmez ihtiyaçları dolayısıyla birbirlerine kaçınılmaz, kopmaz bağlarla bağlı olan insanların oluşturdukları bir tür özel dil niteliğinde sayılan argodaki batı kaynaklı fiillerin kullanılış durumu nasıldır? Argocunun bazı dil unsurlarını kullanırken saptığı, benimseyip tuttuğu, yürüdüğü, gittiği, kaydığı, battığı, batıp çıktığı yollardan biri de kelimenin ses yapısını, şekil yapısını, anlam yapısını değiştirdiği, bozduğu, beridekini beridekiyle veya beridekini ötedekiyle, ötedekini daha ötedekiyle değiş tokuş ettiği yahut değiştirmeden birbiriyle tokuşturup çarpıttığı, açıklanabilir veya açıklanamaz sesli, şekilli, anlamlı dil unsurları ortaya çıkardığı, zaman zaman da herkesçe bilinip kavranabilen bir kelimeyi veya kelime grubunu ancak bazılarınca bilinip kavranılabilir duruma getirmeye çalıştığı, bunun içinde yabancı dilden bazı unsurlar kullanmayı tercih ettiği dikkate alınırsa, argoda da batı kaynaklı fiil örneklerinin niçin hiç de az olmadığı anlaşılacaktır. Türk argosunda kullanılan batı kaynaklı fiillerden bazı örnekler şöyledir. Brav, kaç git ortadan kaybol karşılığındaki bir emir. Elado, gel, ver, ver gelsin şeklindeki emir kipleri karşılığında kullanılan bir fiil. Ertak, gidelim anlamında kullanılan bir fiil. Finito, bitti, son buldu, sonuna ulaştı anlamına gelen bir fiil. Katalavengos, anladın mı, anlaşıldı mı yerine kullanılan bir fiil. Katalavis, anladın mı karşılığında kullanılan ve alaycı ifade taşıyan bir fiil. Kitaksi, kitaksi, bak şuna bak, hale bak karşılığında kullanılan bir fiil. Mayna, dur, bitir, son ver anlamında kullanılan bir emir. Naş, git, defol şeklindeki bir emri belirten fiil. Nokaris, tükendi, bitti, kalmadı anlamına gelen bir fiil. Pami, yürü gidelim, çabuk uzaklaşalım anlamını veren bir fiil. Resto, yeter, dur, bırak, kalsın karşılığında kullanılan bir fiil. Buraya kadar yapılan inceleme ve tespitlerde batı kaynaklı fiillerin Türk yazı diline de, konuşma diline de girmiş bulunduğu, girmeye de devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Türk edebi dilinden Türk argosuna kadar daha açık bir belirtişle Türk dilinin bütün kanatlarında şu veya bu ölçüde yer verilen, yer edindirilen bu batı kaynaklı fiillerin Türk diline ait bulunan kelime varlığının toplandığı hazinelerdeki, yani sözlüklerdeki kayıtları, bulunuşları nasıldır? Biraz da ona bakalım. Öteden beri bu gibi kelimeler sözlüklerde nasıl bir kelime türü olarak yer almaktadır? Hiç olmazsa kelimelerin kökenine ait bilgileri de veren sözlükler bu duruma dikkati çekmekte midirler? Yabancı kelimeler isim, sıfat veya zarf olarak Türk dilinin cümle yapısında kullanılırken diğer bir söyleyişle yabancı kaynaklı bir kelime Türkçe'de ister isim, ister sıfat veya isterse zarf diye işlem görürken nasıl ki isim oluşluluğu, sıfat oluşluluğu veya zarf oluşluluğu kısacası kendi kelime türü kaybolmamakta yani değişmemekte ise
Aynı şekilde batı kaynaklı bir fiilin de ünlem olarak kullanılması durumunda bu temel özelliği, yani kelime türü olarak fiil oluşturduğu elbette değişmeyecektir. Değişmemesi gerekmektedir. Bu durum karşısında asıl ünlemlerin dışında gerektiğinde ünlem olarak kullanılan kelimeler, kelime grupları ve cümleler arasında yer alan yabancı kaynaklı bir fiilin en azından şekilce, yapıca, fiilliği kaybolmamaktadır. Türkçe'de, Türkçe kullanımlarda bu gibi unsurların yanına gerek Türkçe bir fiil getirilerek kullanılması, gerekse Arap harfli veya Latin harfli Türkçe sözlüklerin hemen hemen hepsinde rastlana geldiği üzere bu tür yabancı fiillerin önüne isim, sıfat, partisip benzeri kelime türlerinin kısaltmalarından birinin yazılması var ola gelen dil gerçeğini değiştirmeyecektir. Özellikle bugünkü Türkçe sözlüklerin kimisi batı kaynaklı bazı fiillerin falan dilden Türkçe'ye geçmiştir anlamına gelmek üzere yalnızca geldiği dilin kısaltmasını kaydetmekte, kimisi ise zaman zaman şekil ve anlam yapısını zorlasa da, kaynak dilinden bulunmasa da, kullanılmasa da, hatta yanlış türetilmiş olsa da böyle fiilleri mutlaka birer partisip şekline sokmakta. Dolayısıyla da sözde onlara isim veya sıfat diyebilme gerekçesini sağlamış bulunmaktadır. Bunu örnek olarak Fransızcadan Türk diline geçen karikatür kelimesinden Türkçe'de karikatürize sıfatının yapılması gösterilebilir. Türkçe'de uydurulan ve sözlüklere geçmiş bulunan bu sıfatın kökeni karikatürize, yani Fransızcadan gelmektedir. Oysa Fransızca ile ilgili sözlüklerde böyle bir partisip şekline rastlanılmamaktadır. Rastlanılabilen şekil bu partisip olarak sanılan veya sayılan karikatürize kelimesinin sonunda R sesini taşıyan ve Fransızca bir fiil olan karikatürize kelimesidir. Peki Fransız dilinin Türkçe'de yakıştırılan ve karikatür durumuna getirilmiş, gülünçleştirilmiş olan anlamı verilen karikatürize kelimesinin karşılığında kullanıla geldiği bir söz yok mudur? Şüphesiz ki vardır. Bu hem de aynı kelime ailesine ait olan ve doğru türetilmiş bulunan karikatürel kelimesidir. Karikatüre değin, karikatür durumuna getirilmiş ya da karikatürsü, bozulmuş, çarpıtılmış anlamlarında kullanılmaktadır. Bugünkü Türkçe'de uydurmacılık alanı artık Türkçenin kendisiyle, kendi kelimeleri ve ekleriyle sınırlı kalmamaktadır. Bazı kimseler küreselleşen dünyanın değişik dillerine ait engin ve zengin bilgi birikimlerinden yararlanarak yabana atılmaz becerilerinin yardımı ve azıcık çabayla Türkçe içinde, fakat Türkçe dışındaki diller içinde kelime uydurma işini birer aydın olarak yüklenmiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda da ister yabancı dile ait bir fiil olarak kabul edilsin, isterse az önce örneklendirilen özellikte sıfat olarak kullanılan bir partisip sanılsın, Fransızca asıllı reform isminden reformize şeklinde bir türev uydurulduğu ve bunun Türkçe etmek yardımıyla etmek yardımcı fiiliyle birlikte kullanıldığı da görülmektedir. Acaba Türk dilinin batı kaynaklı fiillere ihtiyacı var mıdır? Türk dili her türlü anlam inceliklerini ve zenginliklerini de yansıtabilecek çeşitliliklere sahip bulunan zengin bir yapım ekleri öbeğine sahip durumdadır. Bunların içinde bulunan ve her türlü isme, kimi kez de yalnızca görevi olan, anlamı bulunmayan edatlara dahi getirilerek onlardan değişik çatılı fiiller türetilebilmesine yarayan bir tek ı-a ekinin bile Türkçenin bir fiil ihtiyacını ne kadar geniş ölçüde karşılayabildiği, teorik olarak bu ekin türetme gücünün sınırsızlığı bilinen bir gerçektir. Türk dilinin türetme imkanları bu kadar geniş, bu kadar elverişliyken nasıl olmuştur şu veya bu alanda gizli, örtülü veya açık, görünür bir durumda batı kaynaklı fiiller yüzyıllar öncesinden beri Türk dilinde var ola gelmiş. Öyle anlaşılıyor ki bu konudaki ilk yanlış tutum bildirinin başlarında da örneklendirildiği gibi denizcilik alanındaki bazı ifadelerin, komutların batı kaynaklı sözlerden aynen alınması, bunların Türkçe karşılıklarının kullanılmaya başlanılması şeklinde gösterilmiştir. Mesela İtalyanca cargabasso sözünün yerine Türkçe yelkeni indir komutu almamıştır.
Naima tarihinde neferat, balta ve bıçak ile anlara girişip gemilerini alarga ettirip cümlesindeki alarga ettirip yerine uzaklaştırıp denmemiştir. Yabancı dili veya unsurlarını bilip gerektiğinde bunları yerine göre kullanma ile yabancı dili bilip de buna ait olan unsurların Türk dili için gerekip gerekmediğini, Türkçe'ye uygun olup olmadığını ve benzeri hususları göz önüne almaksızın Türkçe'de kullanma durumu kimi kez birbirine karıştırılmıştır. Bu konu çağdaş Türkiye Türkçesi için daha çok önem kazanmış durumdadır. Örnek olarak alınan karga basso, alarga gibi kelimelerin yani İtalyanca'ya ait bulunan bu sözlerin bu incelemede kullanılan Fransızca, İngilizce, Almanca sözlüklerinde yer edinmiş olmadıklarını dikkate çekmek, Türk dili için Türkçeyi kullananların bazı tutumları için bir takım ipuçları vermesi bakımından yerinde olacaktır. Türkçe sözcüklerde Batı kaynaklı fiillerin kendi dilinde kaynağında olmayan partisip şekilleri Türkçe'de türetileceğini, bu özel üretim, bu yerli üretim Fransızca, İngilizce gibi dillerden partisip oluşturulması sayesinde sanki bunlara Türk diline sızma, girme, yerleşme ortamı izni hazırlanacağına, bu tip yabancı unsurların Türkçe kelimeler arasında kendilerine yer bulmasında aracı olunacağına, bunların en azından şekilce yapıca birer yabancı fiil olduğu, bu özellikleri kelime kökenine ait bilgilerin yer aldığı parantez içinde açıkça belirtilmelidir. Bu açıklık ayrıca Türk dilinde Batı kaynaklı fiillerin de Batı kaynaklı isimler gibi istilacı olmaması için sorumlu olduklarını dahi bilemeyen, anlayamayan kimselerde belki de bir bilinç açılmasına, bilinç sağlığına yol açacaktır. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi bir iki soru hazırladım size konuyla ilgili. Sorularla ilgilenirseniz sevinirim. 4. dersimiz de burada bitmiştir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.